çok yakın arkadaşımdı. Çok yakın arkadaşımdı. Tamamen onun fikriydi. Hayır dedi, söylemedi. Serpen izin vermedi. Bu nasıl arkadaşsa Tuğba delikanlının sözünden dışarı çıkmıyor. Onun gibi sivri dille aklına eseni yapan, çılgınlıkta sınır tanımayan bir kız nasıl oluyor da arkadaşım dediği kişinin sözünden dışarı çıkmıyor? İnanılır gibi değil. Benim hayatımdaki en değerli arkadaşlarımdan biri Serkan yapma diyorsa yapamam. Bu yakışıklı, kirli sakallı delikanlı Tuğba'nın arkadaşı mı gerçekten, yoksa aralarında derin bir mevzu var mı bilemiyoruz. Ama şimdi Tuğba ve sözde arkadaşıyla yan yana yaptığı röportajı izliyoruz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Hemen saçlarınız dikkatimi çekti. Değişir misiniz? Evet. Taksim'de bir gece kulübünde sahneye çıktı önceki gece Tuğba. Yer Taksim olunca hanımefendi marjinalliğe soyunmuş. Taksim'de de hani her zaman böyle marjinal, uçuk saçık şeyler vardır ya, ne yapabiliriz falan dedik. Hadi dedik, sarışın olalım bari, ama bu geçici bir şey tabii ki. Marjinalliği biraz abartmış mı ne? Altında dantelli bir karışlık bir şort, kafasında Amerikan askerlerinin kullandığı ilginç bir şapka ve sapsarı saçlar. Ellere canım dedim, şapkamı eski dövdüm. Taksim'in daha öyledir yani barları, daha böyle hani sınır dışıdır. Onun için biraz daha Amerikalı kızlar gibi olmaya çalıştım. Yani her zamanki gibi doğal değil de biraz daha profan olmaya çalıştım. 40 yılın esmer kızı nasıl oldu da sarı yaptı saçlarını? Serkan bana her sene eşlik eder. Çok yakın arkadaşımdı. Tamamen onun fikriydi. Beraber Salt'ı izliyorduk geçen akşam. Angelina'nın bir sarışın bir esmer hali var o filmde. Beni depoda benzetir senelerdir. Sen de dedi olursun, güzel olur falan, gaza getirdi. Arkadaşı Serkan'ın bir dediğini iki etmiyor şu sıralar Tuğba. Yeni albümünün ilk klibinde onunla birlikte kamera karşısına geçmiş. Serkan'la beraber oynadık. Bir aşk filmi, plajda geçen bir kadınla erkeğin aşkını anlattık. 100 derece yak beni diyor şarkı. Klibinde yakışıklı ve çapkın oyuncu Tolga Karer oynayacakmış aslında, ama arkadaşı Serkan buna itiraz etmiş. Serkan izin vermedi. Arkadaşı Serkan yukarı, arkadaşı Serkan aşağı. Tamam, anladık, sağlam bir arkadaş bu Serkan da. Şu Serkan'ı bir saniye unut, bize eski çılgınlıklarını anlat. Yaptığın en çılgınca şey neydi bugüne kadar sevgili Tuğba? Hoppala, arkadaşı Serkan müdahale etti yine. Ben şimdi söyleyecektim, tam dilimin ucuna geldi. Söyle Tuğba. Arkadaşı Serkan susturdu Tuğba'yı. Sevgili Tuğba, söyle lütfen, gerçekten arkadaşın mı Serkan, yoksa var mı aranızda özel bir durum? Hayır, o benim çok eski arkadaşım, herkes tanıyor biliyor. Sizler yeni görüyor olabilirsiniz. Serkan'ın bendeki yeri tamamen manevidir. Anlamadık ya, neyse diyor Tuğba, yeniden sahneye gönderiyoruz. Ama o da ne, yer Taksim olunca kızımız da marjinal olmaya özenince sahnede marjinaller kralı Teoman'ı taklit ediyor ve şarkı söylerken maalesef sigara içiyor. Hem kötü örnek oluyor, hem de kapalı yer olmasına rağmen yasaları ihlal ediyor.